Evet Hediye. Cevap bekliyorum. Aslım bizim kızımız mı? Bunu bilmem lazım. Aslım'ın babası ben miyim? Ne saçma bir soru bu. Bunu sormak için mi çağırdın beni? Evet. Ama hala cevap alamıyorum. Söyle. Aslım benim kızım mı? Hayır. Aslım senin kızın değil. Tamam mı? Bitti mi? Başka sorun yoksa gidebilir miyim? Hediye. Doğruyu söyle. Aslım benim kızımsa bunu bilmeye hakkım var. Lütfen. Gerçeği saklama benden. Şey sakladığım yok senden. Yeter artık, cevabını aldın. Rahatsız etme beni, arama da sakın bir daha. Ha. Doğru olmayan şeyler için Aslım'ın kafasını da karıştırma sakın. Onun babası Cengiz. Hediye. Tamam artık, seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Ya geçmişi geçmişte bırakamaz mısın? Evli barklı insanlarız. Buralarda böyle buluşmamız, konuşmamız bile sakıncalı. Ya biri görse, yanlış anlasa, bunun altından kalkamayız biz. Bak, eğer Aslım'ı düşünüyorsan, onun iyiliğini istiyorsan, annesini rahat bırakacaksın. Tamam mı? Aman be Nuran. Aferin yani. Şimdi baştan sök, tekrar tak. Hediye! Gel buraya. Ne oldu, ne konuştunuz? Aslım geldi mi? Geldi, odasında. Beni sordu mu? Yok canım. Hediye, ne konuştunuz? Anlatsana, ne dedi, sen ne dedin? Abla, korktum, başıma geldi. Aslım benim kızım mı diye sordu. Sen ne cevap verdin? Ay, ne cevap vereceğim? Değil dedim tabii ki. Ama inandı mı inanmadı mı bilmiyorum işte. Allah Allah. Ya nereden çıkarttı bu adam bunu şimdi? Bilmiyorum ki. Ya ben hastanede Aslım sana emanet falan demişim ya. O zamandan beri şüpheleniyor işte. Tamam tamam. Sen sıkma kuzum canını. Sen ne dedin? Senin değil dedin. E tamam canım, ne yapacak? Üsteleyecek hali yok ya. Ya ben de ondan korkuyorum işte. Ya işin üstüne giderse, ya araştırmaya kalkarsa? Yok yok. Ayrıca da araştırırsa araştırsın. Kendi bilir. Ne yapacak yani? Uğraşsın dursun. Sen hiçbir şeye sıkma canını. Anne. Niye canın sıkıldı? Şey yok kızım. Yok dedim ya. Anne. Duydum işte. Yengem sana canını sıkma falan diyordu. Yine ne oldu? O şeyi konuşuyoruz yavrum işte. Olanı biteni konuşuyoruz. Baban ortalarda yok. Sonra şu Sibel Hanım'ın yaptığı terbiyesizlik falan. Yani son günlerde başımıza gelmeyen kalmadı ki. Anneciğim. Doktor sana stresten, sıkıntıdan uzak dur demedi mi? Niye konuşuyorsunuz şimdi bunları? İşte laf lafa açtı kızım ya. Nuran abla, Aslım haklı. Bir daha konuşmayalım böyle can sıkıcı şeyleri. Tabii canım. Hadi o zaman ben bir kahve yapayım. Bahçeye çıkalım, şöyle bir kahve içelim, olur mu? Ben yaparım kahveleri. Hadi kızım. Hiçbir şey duymadı. Bana bak Hediye. Biz de artık dikkatli olalım ha. Öyle ulu orta konuşmayalım bunları. Hediye. Kız da haklı. Bak sonra sağlığı ne oluyor? Ne olur. Her şey olacağına varır be anacığım.
Haziran 1999. Alo. Tuğba Hanım, bana bir öğrencinin kayıt formu lazım. Bana mail örneğini gönderir misiniz? Hukuk fakültesine yeni kayıt yaptırdı. Aslım Gündüz. Bakınca listede hemen çıkar zaten. Tamam, onu bana bir gönderin. Sağ olun. Aslım'ın doğum tarihini öğrenmem lazım. Haziran ayının sonuna kadar beraberdik. Sonra ben yurt dışına gittim. Tarihler uyuyor. Ayı, yılı hepsi uyuyor. Allah'ım. Aslım yoksa gerçekten benim kızım mı? Tarık. Ne var Sibel? Ne? Bir Mümtaz bir sen rahat vermediniz. Ay pardon, meşgul olduğunu bilmiyordum. Makalemi yazıyorum, ne istiyorsun? Ya bir şey istemiyorum canım. Okuldan geldin, girdin içeri, çıkmıyorsun odandan. Ya merak ettim, bir bakayım dedim. İyiyim Sibel. Tamam mı? İyiyim, çalışıyorum. Müsaadenle. İyi tamam. Boğuyor bu aptal şey. Dur. Dön bana, ben yapayım. Akşam vakitte gelirsin değil mi? Niye? Aa, Tarık'cığım rezervasyon yaptırdım. Daha kaç kez hatırlatacağım sana? 3 gün öncesinden yer ayırttım. Akşam beraber yemek yiyeceğiz. Benim hiç çıkasım yok Sibel. Ara iptal ettir. Zaten akşam bir sürü ödev okuyacağım. Bir ton işim var. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne kadar zor yer arattım, haberin var mı? Berçin'le git. Ya da ara başka bir arkadaşınla git. Benimle yemek zorunda değilsin. Tarık'cığım. Senin neyin var? Bak bana çok kötü davranıyorsun. Kaç gündür azarlıyorsun beni. Varsa bir derdin söyle. Bak bu tavrın geriyor beni. Boğuluyorum Sibel. Duydun mu? Derdim bu. Kendi başına saçma sapan planlar yapıyorsun. Sonra ben uymayınca beni suçluyorsun. Bu da beni boğuyor. Anladın mı? Anlamadım. Akşam o yemeğe geleceksin. Ne halin varsa gör. Ben gelmiyorum. Tarık. Benden bir şey saklıyorsun Hediye. Hem de çok önemli bir şey saklıyorsun. Tarık Bey mi arıyor? Evet, bu kaçıncı arayışı? Ama açmıyorum. Allah Allah! Yahu anacığım niye açmıyorsun? Biz seninle ne konuştuk? İlle kapıya mı gelsin bu adam? Hadi aç. Aç ama böyle sakin sakin konuş. Hadi. Efendim? Nihayet. Hediye, konuşmamız gerek. Bizim sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok Tarık Bey. Niye ısrar ediyorsunuz? Var.
Aslı'nla ilgili konuşmamız gereken şeyler var. O yüzden hemen görüşmemiz lazım. Ama lütfen bu kez benimle açık konuş. Ne dedi? Ya bu adam bunun peşini bırakmayacak. Aslı'nla ilgili konuşmamız lazım diyor. Ben ne diyeceğim şimdi buna? Ne cevap vereceğim? Bizim oturduğumuz sitenin civarında bir sokakta buluştular. Gizleniyor gibi bir halleri vardı. İkisi de bayağı tedirgindi. Özellikle kadın. Bana sorarsanız aralarında bir şey vardı. Halleri tavırları öyleydi. Biraz tartıştılar, sonra kadın gitti. Tarık Bey de okula döndü. Burada mı şimdi? Evet efendim, odasında. İyi, sen çıkabilirsin. Evet, Tarık. Bunları öğrendiğim çok iyi oldu. Kolay gelsin. Ah, hoş geldin hayatım. Otur gel. Seninle konuştuktan sonra yönetim kurulu toplantısına katılmaya karar verdim. Doğru olanı yapmışsın. De, o kadar uzun ara verdim ki dosyalardaki bazı meseleler çok yabancı geliyor bana. Vallahi sorma. Okula döndükten sonra aynısını ben de yaşadım. Sen durgun gibisin biraz. Ha, yok. İyiyim, bir şeyim yok. Anlat anlat. Hem bu vesileyle ben de biraz ara vermiş olurum. Canım sıkan durumlar var. Ne gibi? Aslımla ilgili şeyler. Bir de hayatım ben. Ben odamdayım. Oğlum anlat, otur, ne güzel anlatıyordun. Geçen günkü meseleyle ilgili mi? Sonra konuşuruz. Pek keyiflisin bugün. Evet hayatım. Harika bir gün geçirdim. Yeni yeni şeyler öğrendim. Onların da keyfini çıkartıyorum tabii. Sen ne yapıyorsun? O dosyalar ne? Çalışıyorum. Yönetim kurulu toplantısına katılacağım ya. Aklına takılan bir şey olursa sor. Yardımcı olurum. Ya var aslında. Bir catering şirketine çok yüklü bir ödeme yapılmış. Neyin nesi anlamadım. Dosyanın referans kodu yok. Onayını kim yapmış belli değil. Allah Allah. Çok merak ettim. Ben de bir bakabilir miyim? İlginç. Neyse. Yarın muhasebeciye sorar öğrenirim. Merak etme. Gerek yok hayatım. Ben Yok hayatım. Ben her gün 10 kere karşılaşıyorum zaten adamla. Ben hallederim. Sen rahat ol. Ben hallederim Mümtaz. Sen işlerine bak. Tamam canım peki. Sen nasıl istersen. Ben bir üstümü değiştireyim o zaman. Alo, Tarık, neredesin sen? Hemen seninle konuşmamız lazım. Mümtaz, şu anda çok meşgulüm. Telefonda konuşsak olmaz mı? Bana bak Tarık. Jülide'nin bu yönetim kuruluna katılma hikayesinde senin de parmağın var, öyle değil mi? Şimdi hesapları inceliyor. En büyük hissedar o değil mi? Sana ne? İstediğini karıştırır. Tarık, bana bak. Mümtaz. Şu an gerçekten meşgulüm. Yarın okula geldiğimde konuşalım. Olur mu? Şimdi kapatıyorum. Tamam Tarık, tamam. Yarın okulda konuşuruz seninle. Ben senin bu ukala tavrının hesabını sana sormaz mıyım Tarık? Görürsün sen. Ben size o harcama örtülü ödenekten yapılacak diye net bir emir verdiğimi hatırlıyorum. Taz Bey, benim hatırladığım... Kes! Senin ne hatırladığına bir önemi yok. Önemli olan benim ne söylediğim. Ne yani? Ben böyle bir harcamayı üniversite fonundan yapacak kadar aptal bir adam mıyım? Bana bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Estağfurullah. Yanlışlık olmuş o zaman. En kısa zamanda düzeltiriz. İyi de nasıl? Jülide o harcamayı gördü. Hesapları inceledi. Usulsüz olduğunu anladı.
Sizin iş bilmezliğiniz yüzünden benim başım belaya girerse ne olur biliyorsun değil mi? Hepinizi, ama hepinizi perişan ederim. Bana bak. Bu işi örtbas edeceksin. Jülide'ye hiçbir şeyi belli etmeyeceksin. Anladın mı beni? Bir daha da benim onayım olmadan hiçbir ödeme yapılmayacak. Emredersiniz Mümtaz Bey. Jülide? Senin ne işin var burada? Birkaç personel ödemesi vardı da onlarla ilgili konuşmaya gelmiştim. Asıl senin ne işin var? Dosyalarda bulduğum catering ödemesi için geldim. Buradaki dosyaları da inceleyeceğim. Jülide Hanım, siz verin o dosyaları, biz inceleyelim. Gerekli soruşturmayı yapalım. Sonuçlanınca hemen haberdar ederiz. Benim öyle bir vaktim yok. Buradaki dosyaları da inceleyeceğim. Haber verin, arşivden diğer dosyaları da getirsinler. Hayatım, burası koskoca bir üniversitenin muhasebe birimi. Öyle her işlemi her an yapabilme lüksümüz olmayabilir. Hem bak, işler çok yoğun. Doğru söylüyorsun. Ben o zaman bağımsız bir denetçi tutacağım. Hem ayrıntılı bir rapor hazırlayıp bana sunsun, hem buradaki insanlar işinden gücünden olmasın, hem de benim içim rahat etsin. Hayatım, ne gerek var? Bizim muhasebe bu işi halleder. Sadece senden biraz zaman istediler. Hepsi bu. Benim öyle bir vaktim yok Mümtaz. Denetçiyi ayarlayıp geleceğim. Hem ayrıntılı bir rapor hazırlasın. Böylelikle ne olmuş ne bitmiş öğreniriz. Kolay gelsin size. Seni 50 kere telefonla aradım Tarık. Niye açmıyorsun telefonunu? Çünkü gördüğün gibi meşgulüm Mümtaz. Ne oldu? Başıma açtığın belaları temizlemeye çalışıyorum. Olan bu. Sana kaç kere söyledim. Ailemin işlerinden uzak dur dedim. Ama yok. Jülide'yi doldurdun. Şimdi ortalıklarda muhasebe hesaplarını denetleyeceğim diye dolanıp duruyor. Mümtaz, öncelikle benimle çalışanınmışım gibi konuşma huyundan vazgeç. Ben senin ortağınım. Çalışanın değil. Burada bize patronluk taslayacak tek kişi Jülide. O da istediği yeri, istediği zaman denetler. Hepsi senin yüzünden. Başkalarının akıl hocalığını yapmak çok hoşuna gidiyor, öyle değil mi Tarık? Bir dakika. Mümtaz, sen bir dümen mi çevirdin? Hı? Ne bu endişen? Jülide alt tarafı muhasebede iki tane dosya denetlemiş. Sakladığın bir şey mi var? Hadi. Söyle. Söyle de rahatla. Herkesin bir sırrı muhakkak vardır Tarık. Ama sende bunu anlayacak kafa yok. O yüzden açık ve net şekilde söyleyeyim. Jülide'yi bu işten vazgeçireceksin. Bugün. Hemen şimdi. Konuşacaksın. Onu ikna edeceksin. Ve Jülide bir daha bu işlere karışmayacak. Yoksa... Seni pişman ederim Tarık. Gel. Haberler kötü Mümtaz Bey. İç denetim firmasından aradılar. Jülide Hanım şirketlerine gitmiş. Ellerindeki en iyi denetçiyi tutmuş. Yarın gelip bütün arşivi inceleyecekmiş. Kim olduğunu öğrenebildiniz mi? İkna edebileceğimiz biri mi? Eski banka müfettişi. İstanbul'dan tanıyorum. Satın alma şansımız yok gibi. Çık dışarı, düşünmem lazım. Mümtaz Bey, biz... Sana çık dışarı dedim. Defol. Bu aptallığı yapmayacaktın Tarık. Jülide ile konuşup onu ikna edecektin. Kendin kaşındın. Beni hafife almanın cezasını çekeceksin Tarık.
Sibel Hanım, kocanız sizi aldatıyor. Bu ne şimdi be?